Karaman. Torosların kuzeyinde, Akdeniz kıyılarının Anadolu içlerine uzanan tarihi ticaret yolu üzerinde olan ve küçük gövdesine büyük hikayeler sığdırmış bir şehir. Büyük İskender'in, Pers satraplarının, Alman İmparatoru Barbarossa'nın dahi yolunun düştüğü yurttur burası. Eski zamanlarda Laranda ve daha sonra ise Larende olarak anılan bu şehir, Hicri 1. asırla beraber İslam ordularıyla tanışmıştır. İlk defa Türklerin vatanı olan Karaman, kendi karakter ve kimliğini de Karamanoğulları Beyliği ile inşa etmiştir. Evliya Çelebi, Dar-ı İman dediği bu şehri, Larende ve Karaman olarak iki ismiyle de zikreder. Seyyahımız bu şehre 1671'de gelmiştir. Şehir bu dönemde Osmanlı'nın Karaman eyaleti olarak geçmekteydi. Bu eyaletin taht sancağı Konya iken Larende sancağının merkezi bugünkü Karaman şehriydi. Karaman çevresindeki alanların düzlük olması ve insan yaşamına elverişli şartları bünyesinde bulundurması nedeniyle eski çağlardan beri kadim bir yerleşim yeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Hitit metinlerinde Karaman'ın ismini Laranda ya da Laranta şeklinde görmekteyiz. Bizans ve Roma döneminde de yoğun bir yerleşime sahip olduğunu yine tarihi kayıtlardan Karaman bölgesi için söyleyebiliriz. Bu dönemde yine Laranda ismi kullanılmış. 1071 yılındaki Malazgirt Maydan Muharebesi'nden sonra başlayan Türk akınlarıyla birlikte Anadolu'nun içlerine yoğun bir Türk göçü meydana geliyor. Bu göçler esnasında Karaman'da ilk fethedilen yerler arasında karşımıza çıkıyor. Bu dönem içerisinde yine Laranda ismini kullanılmaya devam ediyor ve tarihi süreçte Larende'ye evriliyor bu isim. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde olsun diğer tarihi metinlerde de artık Osmanlı kroniklerinde de Larende ismini görmekteyiz. Karaman'a tarihi kaynaklar açısından baktığımızda, yani bir şehir olarak milattan önce 8000'lere kadar tarihi dayanıyor. Hititler, Frigler, Lidyalılar bu dönemleri yaşamış Karaman şehri. Tarımın ve bereketli toprakların bulunması sebebiyle her zaman bir şehir merkezi olarak yer almış. Civarında Konya, işte Ereğli, Mut, Ermenek gibi bölgeler sürekli yerleşim yeri olarak karşımıza çıkıyor Karaman. Sonrasında işte beylikler döneminde Karamanoğlu Beyliği ve akabinde Osmanlı toprağı olmuş. Beylikler dönemi akabinde Osmanlı'ya geçişi Fatih Sultan Mehmet döneminde. Malum olduğu üzere Fatih Sultan Mehmet'in batıya her çıkışında Karamanoğlu tehlikesiyle arkasında bir endişe bıraktığını hatırlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet bu endişeyi Karaman'ı fethederek, zapt ederek halletmiş oluyor. Ve sonraki süreçte Karaman bir Osmanlı şehri olarak günümüze kadar pek çok eserin kaldığı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Evliya Çelebi'nin Karaman'a gelişi, Ermenek üzerinden nehirler, tepeler, yaylalar, bağ ve bahçeler geçerek olmuştur. Seyahatname'nin Karaman sayfalarında ilk bahis kale hakkındadır. Bereketli Karaman Ovası'nın ortasında Evliya'nın ifadesiyle havalesiz üç kat bir şeddadi bina, sarp, metin ve kavi bir kaledir Karaman Kalesi. Seyyahımız üç aşamalı bu kalenin her bir hattına dair bilgiler aktarmaktadır. Şehrin surları, 600 adımlık 8 kuleli derin ve geniş hendekli iç kale, 1700 adımlık 40 kuleli ve yine kendi hendeğine sahip orta hisar ve nihayet 7000 adımlık 140 kuleli dış kaleden oluşmaktadır. Bu surlar, şehrin bugünkü bünyesinde daha büyük bir hikayenin kahramanı olduğunu anlatıyor aslında. Karaman,
Osmanlı şehir mimarisinin tipik örneklerinden birisidir. Evliya Çelebi'nin anlatılarından da bunu görmekteyiz. Çevresi düz bir şekilde bulunan Karaman, orada hafif yüksekçe bir tepenin üzerine kaleyi inşa ettirmişlerdir. Bundaki temel maksatsa çevredeki olan biten olaylara karşı daha hızlı bir şekilde sahip olabilmek, görebilmek, yine bir saldırı esnasında daha hızlı bir şekilde kendilerini kapatıp koruma altına alabilmek için hafif yüksekçe bir tepenin üzerine kaleyi inşa etmişlerdir. Bu kale iç kale olarak gelmektedir ve bugün kalıntıları bulunan da, daha doğrusu ayakta bulunan da iç kaledir. Dış kale ve orta kale dediğimiz kalenin kalıntıları günümüze kadar çok fazla ulaşmamıştır. İç kaleye baktığımız zaman iç kale çevresi bir hendekle çevrili vaziyettedir. Evliya Çelebi'nin anlatımına baktığımız zaman bu da yine diğer kalelerde gördüğümüz üzere güvenlik amaçlı olarak yapılan bir çalışmadır. Bu hendekleri aşabilmek için, kaleye girebilmek için bir tane asma köprü vardır. Evliya Çelebi'nin söylediğine göre bu asma köprü 3 katlı bir demirden yapılmaktadır. Sabahları açılmaktadır, akşamları ise kaldırılarak kalenin çıkışı kapatılmaktadır. Bu iç kaleye baktığımız zaman tek bir kapısının olduğunu görüyoruz. Yine bu güvenlik açısından önemlidir. Kale dik, kare şeklinde veya dikdörtgenimsi bir yapı şeklinde inşa edilmiştir. 8 tane ayrı burcu vardır. Bu burçlardan gözetleme ve diğer güvenlik önlemlerini almak için yapılmıştır. Evliya Çelebi'nin bize söylediğine göre 600 adım genişliğinde ifade etmektedir. Ve içerisinde yaklaşık olarak 46 tane hanenin bulunduğu, ayrıca bir tanenin de caminin bulunduğundan bahsediyor. Karaman'ın en nurlu hanelerinden birinde Hazreti Mevlana'nın annesinin de ocağı tütmektedir. Mevlana, annesi Mümine Hatun'u henüz çocuk yaştayken bu şehirde kaybetmiştir. Mümine Hatun, Karaman Bey'i Emir Musa tarafından kendileri adına yaptırılan medreseye defnedilmiş ve asırlar içinde burası külliye halini almıştır. Farsça anne anlamına gelen mader kelimesinin kullanılmasıyla Maderi Mevlana olarak anılmıştır bu cami. Bugünse Aktekke Camii olarak anılmaktadır. Evliya Çelebi bu yapının gayet mamur olup efkafı ve talebelerinin bol olduğundan söz ediyor. Seyyahımız, kapısının etrafındaki nakışlar bu kalemun nakşı gibi kat kat mermerci nakşıyla nakışlıdır ki insanın gözü kamaşıp hayran kalır. Bu kapısı üzerinde güzel hatla Ayetel Kürsi ve daha üstünde Esmaül Hüsna yazılmıştır. Kısacası övgüsünde dil acizdir demektedir. Sultan Veled, Hazreti Mevlana'nın büyük oğludur. Bir gün rüyasında babaannesini görür. Ve babaannesi ona der ki, yetiş oğlum, ben ölmek üzereyim, beni ne ilgilen der. Bu rüyayı gördükten hemen sonra sabahleyin erkenden kalkar Sultan Veled, bineğine binerek Karaman'a gelir. Görür ki gerçekten de babaannesi burada can çekişmektedir, zekerat halindedir. Onun defin işlemleriyle ilgilenir vefat ettikten sonra. Buradaki halkla konuşur ve tekrar Konya'ya döner. Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra Mevleviler burayı bir merkez haline getirirler. Öncelikli olarak Hazreti Mevlana'nın annesinin türbesini yaparlar. Bu türbenin yanına büyük bir cami yaparlar. Daha sonra bu caminin içerisine türbe dahil olur. Ardından gelen birçok Mevlevi şeyhi ve Mevlana Hazretlerinin ailesine mensup kişilerin de kabirleri yine bu caminin içerisinde metfun olarak bulunurlar. Diğer bir taraftan daha sonra burası bir medrese haline de getirilir. Aynı zamanda Mevlevi tekkesi olduğu için de eğitimler verilmektedir. Çevresindeki müştemilatıyla birlikte giderek genişler. Derviş hücreleri eklenir. Çevresinde yine sema yapılacak olan mekanlar eklenerek burası büyük bir külliye haline getirilir. Müzik
Evliya Çelebi ziyaret ettiği Karaman için 53 mihraptır diyor. Karaman'da hususen zikrettiği camiler arasında Hacı Beyler Camii, Nuh Paşa Camii, Dik Basan Camii gibi bugün de ayakta duran camiler vardır. Seyyahımız ayrıca bir dar-ı kurra, iki dar-ı hadis ve üç imarettir diyerek şehrin ilim ve muhabbet yönüne de işaret etmektedir. Seyahatname'de ayrıca Karamanoğlu İbrahim Bey'in medrese, cami ve imareti de zikredilip anlatılır. Kesme taştan merkezi kubbeli, kapalı avlulu, iki katlı bir yapı 1433 tarihinde Karamanoğlu II. İbrahim Bey tarafından yapılmıştır. Evliya Çelebi'nin hususen zikrettiği imaret camii hala aynı güzelliğiyle müminleri ağırlamaktadır. Bu camiyi medresesi ve imaretiyle zikreden seyyahımız, bir minareli mamur medresedir ve gelen geçenlere nimeti bol bir imarettir diyor. Evliya Çelebi Karaman'la alakalı olarak yine imaret, Karamanoğlu İbrahim Bey imaretinden söz ediyor ki bu imareti tarif ederken işte Karaman halkının bu imaret vesilesiyle yolculara veya ihtiyaç sahiplerine bolca ikramda bulunduğunu tarif ediyor. Ve İmaret Camii bugün hala ayakta, cami olarak vazifesini devam ettiriyor. Tabii o dönemde Evliya Çelebi'nin bahsettiği dönemde külliye, yani belki içinde medresesi, imareti ve camisi bütüncül bir durumda hizmet eden bir kurum. Biz bugün bu camiyi özellikle üzerinde yazan işte babuna meftuhun limen dehale maluna mübahun limen ekele ifadesiyle anıyoruz ki bu da Evliya Çelebi'nin imaretle alakalı ve imaretteki hizmetle alakalı ifadeleriyle uyuşuyor. Karaman halkı, Karaman Belediyesi bugün bu ifadeyi kapımız açıktır girene lokmamız helaldir yiyene tercümesiyle naklediyorlar. Arapçası kapımız açıktır girene malımız helaldir yiyene şeklinde. Bu kadar gani gönüllülük, bu kadar cömertlik üzerine kurulmuş. Bu ifadenin yazılı olduğu kapı İmaret Camii'nin kapısı. Caminin kapısı bugün İstanbul'da Türk İslam Eserleri Müzesi'nde yer almakta. Götürülmüş zamanında. Hem bu caminin kapısı hem de mihrabı İstanbul'a götürülmüş. Orada muhafaza ediliyor. Aynısı, bir benzeri, kopyası tekrar yapılmış ve caminin kapısında bugün o kopyayı görebiliyoruz. Orijinalini İstanbul'da ziyaret etmek de mümkün. Özellikle kale civarından bahsederken tabii neyi anmamız lazım? Pirahmet Camii'ni anmamız lazım. Evliya Çelebi belki çok detaylı bir şekilde bunu anlatmıyor ama bugün Evliya Çelebi'nin Türkiye'deki bu gezisi esnasında not ettiği, bazı camilere not ettiği Seyyah-ı Alem Evliya Ruhi için El-Fatiha şeklinde bir ifade var. İşte Balkanlarda bazı camilerde bu izi bırakmış, Türkiye'de bazı camilerde bu izi bırakmış. Altında da 1082 tarihi belirtilmiş ki bu tarih bizim Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde onun ziyaret ettiği tarihle uyuşuyor. Fakat işte kısmen bakımsızlık veya dikkatsizlik diyelim, korunması ile alakalı bir kaybımız var. Özellikle 1082 ifadesi bugün okunamaz durumda. Diğer ifadeler hala caminin kapısında görülebiliyor. Karaman'ın hikayesine zenginlik, Türkçenin cesametine derinlik katan bir isme rastlıyoruz bu şehirde. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anıldığı haliyle Yunus Emrem Hazretlerine. Mevlana ile aynı asrı paylaşan bu isim Türkçenin kurucu şairlerinden kabul edilir. İslam'ın muhabbetini Türkçenin zerafetiyle gönüllere işleyen Yunus Emre'nin türbelerinden birisi Karaman'da bulunmaktadır. Tarihi kayıtlara göre Yunus'un Emre olma hikayesinde Karaman bir başlangıç ve bitiş menzili olmuştur. Bugün Kesmetaş'tan
ve beşik tonoz örtülü merkezi bir kubbeden müteşekkil, beş kubbeli son cemaat mahfiliyle Yunus Emre Camii'nin köşesinde tasavvufun en büyük isimlerinden birisinin yattığı kabul edilir. Zamanla değişiklikler olsa da buradaki külliyenin tekke ve mezarlık da içerdiği bilinmektedir. Karamanoğulları döneminden kalma bu zarif eser, Yunus Emre ile beraber Tapduk Emre'yi de ağırlamaktadır. Evliya Çelebi'nin bahsettiği camiler içerisinde bir tanesi var ki, Keresteci Baba Camii ifadesiyle tarif ediyor ve Yunus Emrem Hazretlerinin kabrinin, merkadinin burada olduğunu ifade ediyor. Ki bildiğimiz gibi Yunus Emre'nin Türkiye'de belki onun üstünde kabri, makamı zikrediliyor. Pek çok şehirde bununla alakalı bazısı rivayet, bazısı tarihi kaynaklarda zikredilmiş bilgiler olmak üzere çok malumat var. Karaman'da Yunus Emre ile alakalı bilgilerin aslında biz arşiv belgelerinde çok sağlam bir şekilde geldiğini görüyoruz. Ve bu arşiv belgelerine uygun olarak Evliya Çelebi de Yunus Emre'nin veyahut kabrinin Karaman'da bulunduğunu ifade ediyor. Burada söylediği şey şu açıdan dikkat çekici. Türkiye'ce tasavvufane ebyat ve eş'ar-ı ilahiyatı vardır ifadesini kullanıyor Yunus Emre için. Yani bu bahsedilen Yunus bir başka Yunus değil buradan anladığımız kadarıyla. Bir Yunus Emre var, kabul. Başka yerlerde de Yunus Emre'ler var. Fakat burada Evliya Çelebi bizim Yunus'tan bahsediyor aslında. Yani Türkiye'ce söylemiş, yani Türkçe söylemiş, tasavvufane söylemiş. Ve bunlar ebyat yani beyitlerden müteşekkil ve eş'ar-ı ilahiyat yani ilahi şiirleri. Bugün biz Yunus Emre'yi ilahileriyle tanıyoruz, ilahi şiirleriyle tanıyoruz. Tam olarak da bahsettiği Yunus Emre bizim ilahileriyle tanıdığımız Yunus Emre. Dolayısıyla bugün Yunus Emre Camii olarak biliyoruz biz. Yunus Emre Camii'nin yanında Yunus Emre Türbesi'ni de ziyaret edebiliyoruz Karaman'da. Evliya Çelebi, Karaman'ın maddi ve manevi güzellikleriyle beraber bu güzellikleri yaşatan Karamanlıları da pek sevmiştir. Ayanı, eşrafı, alimi, salihi, imamı, hatibi ve şeyhleri çok büyük eski bir şehirdir diye anıyor Evliya burayı. Seyyahımız, Karaman halkının gayet dindar, temiz, ermiş büyük kimseleri barındırdığını, garipleri seven, ikramları bol kimseler olduklarını ifade etmektedir. Seyahatnameye göre şehrin her güzelliğine yakışır bir güzelliği de Karaman'ın sularıdır. Evliya'ya göre bu güzel memleketin suyu ve havasının güzelliğinden mahbub ve mahbubesi meşhurdur. O dönem şehrin 23 çeşmesi ve 6 hamamı olduğundan söz eder Evliya Çelebi. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Karaman halkının sosyolojik özelliklerine de değinir. Yumuşak tabiatlı insanlar olduğundan bahseder. Onların misafirperver olduklarından, genellikle mutlu bir yapılarının olduğundan bahseder. Diğer bir taraftan da giyim kuşamla ilgili de örnekler verir. Örneğin erkeklerin kırmızı kürklü kıyafetler giydikleri, bunun üzerine Mevlevi külahı geçirip onun da üzerine Muhammedi dedikleri beyaz sarıklar sardıklarından veya yeşil sarıklar sardıklarından bahseder. Kadınların ise genellikle beyaz çarşaf giydikleri ve altlarına da sarı çizmeler giydiklerinden bahseder. Bunların insanların birbirlerine yardım etmek için özellikle misafirperver olmalarından dolayı dışarıdan gelenlere yardım etmek için çok gayretli olduklarından bahseder. Bunun halkın genellikle yine temiz bir yaşantıya sahip oldukları, temizliğe düşkün olduklarından bahseder. Şehirde birçok çeşmenin ve hamamın bulunduğundan bahseder. Ve bunu da temizliklerine çok düşkün olmalarından, yine hayırsever olmalarından bahseder. Hatta bazı çeşmelerin üzerinde uzunca bir kitabe olduğundan bahseder ve bunun metinlerinden verir ki onların çoğunluğunun insanlara hizmet etsin, oradan geçenlerin bu çeşmelerden ücretsiz bir şekilde istifade etsinler diye verildiğinden bahseder.
Seyahatname'nin dili süslü yazarı, Türkçenin en seçkin seyyahı, Türkçenin başkenti olan Karaman'da 3 gün konuk olmuştur. Nihayetinde de kendi ifadesiyle bütün dostlarla vedalaşıp kıble tarafına doğru seyretmiştir. Evliyamız bu yol üzerinde Hazreti İsa'nın sahih tebliğine muhatap olmuş Müslümanların izlerine rastlamıştır. Bugün Alahan Manastırı olarak bilinen bölgeden bahseden Evliya Çelebi, buradaki lahitlerden, tarihi yapılardan söz edip hayranlığını yansıtır. Seyyahımızın anlattığına göre Hazreti İsa'nın Resul-ü Ekrem'in tebliğine erişmemiş takipçileri buralara yerleşmiş olup daha sonra bu bölge Muharref dinin takipçileri için kutsal bir mekan olmuştur. Evliya Çelebi'nin Karaman'a girişi Ermenek üzerinden oluyor demiştik. Çıkışı da Mut tarafına doğru, yani Mut'tan Mersin tarafına doğru devam ediyor. Mut yolu üzerinde Takyanus Kalesi ifadesiyle bugün bizim Alahan dediğimiz gayet korunaklı, erişimi, ulaşımı kısmen zor ve kilise yapısı barındıran bir bölgeden bahsediyor Evliya Çelebi. Bu bölge bugün hala ayakta ve ziyaret edilebilir durumda. Tabii Evliya Çelebi'nin mübalağalı ifadelerinden midir bilinmez. O dönemde hala çok sağlam bir şekilde ayakta olduğunu söylüyor. Yani bugün bazı yerlerinde yıpranmalar söz konusu Alahan Kilisesi veya Kalesi ile alakalı olarak. Evliya Çelebi'nin ifade ettiğine göre bu mekan Hazreti İsa'ya inanan, hakiki manada inanan kişilerin dönemin zalim yöneticilerinden kaçıp sığındığı bir alan olarak tarif edilmiş. Tarihi araştırmalarda da benzer bir durum var. Özellikle St. Paul ve Barnabas isimleri zikrediliyor. Hazreti İsa'nın havarilerinin Hazreti İsa'ya olan inançları sebebiyle zulüm görmeleri ve bu zulümden kaçmaları, bu zulümden kaçarken bir yere sığınmaları, yani Alahan bugün gerçekten sarp bir alan, sarp bir yer. Orada sığındıkları ve bu sığınmaya hürmeten daha sonra o coğrafyanın, o bölgenin bir kale gibi, bir kilise gibi kullanıldığı ifade ediliyor. Bu bahsettiğimiz zamanlarda dediğim gibi yani Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemin hemen akabi ve o dönemden bugüne kadar kalmış sağlam bir bina olarak Alahan ziyarete, açık ziyaretleri bekliyor şu anda. Evliya Çelebi'nin 1671 tarihine tekabül eden ziyaretinde Karaman'ın 32 mahalle, 7080 hane, 470 dükkan, birkaç han, imaret ve çarşıyla büyük bir görüntü arz ettiğini anlıyoruz. Bugün 200 bini aşan nüfusu ve tarihi eserleriyle Karaman, Evliya Çelebi'nin anlattığı ziyaret yerlerini hala korumaktadır. Bugün Karaman'a yolu düşen modern seyyahlar, kale içindeki Pir Ahmet Camisi kapısında seyyahımızın el yazısını okuyabilirler. Evliya buraya, seyyah-ı alem, evliya ruhi için el-Fatiha ibaresini işlemiştir. Bizler de bu vesileyle ellerimizi duaya tutalım ve evliyamızın ruhuna gönderelim.